Şimdi bu iki görüntü aslında bazılarının hala bu salgını yeterince ciddiye almadığını gösteriyor. Zaten vaka sayıları da buna işaret ediyor ama herkesin aklında şu soru var. Tedbirler ne zaman gevşetilecek? Açıkçası virüsün mutasyonları da ortaya çıkmışken net bir şey söylemek gerçekten zor. Üstelik bunu biz değil, uzmanların ta kendisi söylüyor. Tek maskeyle bile hani nefes almak zor. Çift maskeyle tabii daha da zorlaşacak. Maske yordu ama mutasyona uğrayan virüs temizlik, maske ve mesafe tedbirlerini eskisinden daha önemli hale getirdi. 2021'de öyle çok rahatlayacağınızı düşünmemek lazım. Nisan sonuna kadar tüm Avrupa'da çok daha bulaşıcı olan mutasyonlu virüsün baskın olması bekleniyor. Üstelik Türkiye'de de şu an başka yerde görülmeyen mutasyonlar ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı tüm mutasyonları mercek altına aldı. 400 civar insana mutasyonlu virüsle enfekte olduğunu, Afrika, Güney Afrika ve İngiltere varyantlarının olduğunu biliyoruz. Ülkemize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz. Tabii bunun ne kadar, nasıl etki edeceğini şu an bilmiyoruz ülkemizdeki varyantların. Yarın bir başka rakamla karşılaşabilirsiniz. Bu yayılıyor. Çünkü şehirler arası ulaşımda bir durma yok. Mutasyonlu virüsün sonuçlarını görene kadar tedbirlere sıkı sıkıya uymak şart. Bir yandan aşılama süreci de devam ediyor. Son rakamlara bakılırsa normalleşme biraz daha askıya alınacak gibi görünüyor. Mutasyonlu virüsün artışını durduramazsak daha farklı mutasyonlar meydana gelecektir. O yüzden bir an önce aşılamaların gerçekleşmesi gerekiyor. Ve koruyucu önlemlerin şu dönemde özellikle daha sıkı uygulanması gerekiyor. İngiltere çok ağır önlemler, çok sıkı önlemler alarak vaka sayısını ciddi olarak düşürdü ama çok sıkı önlemlerle düşürdü. Demek ki bazı önlemlere toplumun uyması ve bazı sıkı önlemlere ihtiyaç olabilir. Tüm bu seçenekler bu hafta yapılması planlanan kabine toplantısında masaya yatırılacak. Hiç vakanın olmadığı yerleri hızlı açmak lazım. Vaka sayısı düşme eğilimi olan illerde gevşeme kararları alınması bir seçenek olarak düşünülecek. Özellikle uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların belli şartlarda açılması gündeme gelebilecek ya da vaka sayılarındaki artış yaşayan illerde tedbirler daha da sıkılaştırılacak. Gümüşhane'nin Torun kasabası 2 aydır hiç vaka yok. 35 tane çay ocağı kapalı. Şimdi bu şekilde bir süreç yönetilecek ve il pandemi kurulları ve il ifsa kurulları sahayı görecek.